kadınlarda en çok duyduğum ve beni müthiş rahatsız eden kısımlar diye. Mesela benim için en önemli kısım kararsızlık. Çok nasipli birisi olduğumu düşünüyorum. Çünkü karar verirken çok kararsızlık yaşamam ben. Hızlı karar veririm, hızlı düşünürüm. Pişman olur muyum? Milyonda bir. Pişmanlık demeyelim Genelde de şöyle ders de almak, belki bir adım ileri gitmek. Pişmanlık çünkü iyi ise kedere götüren bir ama duygu. insanlar hızlı karar Üzül. verdiğinizde mutlaka başınıza kötü bir şey geleceğini düşünürler. Yok, hayır. Yani Ben tecrübenizdir o. Artı ve eksileri hızlı değerlendiriyor olabilirsiniz. Bir bunu böyle yapamıyorsa yazsın. Benim önerim yazsın. Eksiler, artılar artılar desin. sonucuna baksın değil mi Aynen. hocam? Ve bir alternatif üretsin. Bu olmazsa bu kararım. İkinci ne yapabilirim? Nasıl yapacağını, çözüm yollarını yazsın. Yine yazarak çalışsın. Örnek aldığı kişiler üzerinden bir onları İstişare izlesin, yapabilirim. istişare İyi bilen yapsın. birine sorabilir. Aynen öyle. Geçen çok yakın zamanda önemli bir konu hakkında karar vermem gerekiyordu. Genelde hızlı karar veririm. İlk defa bir kararı verirken çok tarttım. İnanın kararı verdiğim gün tamam dedim bu böyle olacak dedim. Yazdım bunları ben yazarım bir de. Bu böyle olacak dedim. Tiki attım. O gün karar verdiğim gün sürekli düşün öyle mi böyle mi dediğim gün. İnsanlar genelde bu kararsızlık konusunda çok muzdaripler. Ben hızlı karar veririm. Onlar da genelde sanırlar ki yani hızlı karar verdiyse mutlaka başına bir şey gelir. Ne dersiniz hocam bu konuda? Yani Risk göze almada sorunları var insanların. Yaşam risk göze almaktır. Eğer gelişmeyi, büyümeyi, olgunlaşmayı hedefliyorsak riskleri göze alacağız. Ama hangi riskleri? Bu kişinin konusuna göre değişecektir. Biri rafting yaparken bundan heyecan duyar. O riski göze alır diyerek o gün giyeceği kazağa karar veremez. Şimdi bu bizim özgüvenimizle ilgili, konuyla ilgili, daha önceki tecrübelerimizle ilgili, içinde olduğumuz kültürel yapıyla ilgili. Artı ve eksileri yazalım lütfen. Bunu hep söylüyorum. Nasıl yapacağımız üstüne kafa yoralım lütfen. Başaramadığımız sonuçları beğenmediğimiz zaman bir başka elde seçenek var mı? Üretebildik mi ikinci seçeneği? Buna bakalım lütfen. Ve yaşama cesur yaklaşalım. Hayat cesurları seviyor. Evet, değil mi? Eğer cesaretimiz yoksa şey gideceğiz, vasat gideceğiz demektir. Evet, O hayatın evet. her anını dolu dolu yaşayamayacağız demektir. Bu bir seçim. Evet. Bunu da seçebiliriz. O zaman tadımız Evet. düşecektir. Aksini Ama son. seçtiğimizde de Evet, tadımız değil yükselecektir. mi? Ama sonuçta da hani iyi olanı öğrendiğimiz zaman da ne kadar o bizde olmasa da o öyle olabilmek için de biraz çaba lazım diye Tabii düşünüyorum. Tabii ki herkes farklı doğuyor ya da farklı şeyler yaşıyor ama. kazan kazan yok hayatta. Yani kayıplarımız da olacak. Hep kazanalım istersek o zaman hiç karar veremeyiz. Kaybı göze alabilen insan, adım atabilen Evet, insan oluyor. evet. Hayata nasıl baktığımız bu Evet. noktada Albert Ellis der ki bilim insanı gibi bakın. Ne demek bilim insanı? Bugün dediğim sonuç yarın bir gün farklılaşabilir, değişebilir. Buna hazırlıklı her Evet. zaman. Rahmetli Süleyman Demirel de derdi. Dün dündür, bugün bugündür. Biz istikrarsızlık diye adlandırıyoruz bunu. Hayır. Dün, evet dünle gitti cancağızım. Düne dair ne varsa diyor. Artık yeni şeyler söyleyelim diyor Değişime Hazreti hazır Mevlana. olmak adına Aynen öyle. hem de kayıpları kabullenebilmek Aynen adına, öyle. değil mi? Ne Aynen kadar öyle. güzel. Bunları yapmazsak maalesef o zaman işte bütün problemler, hastalıklar bize doğru gelmeye başlıyor. Çünkü ne yapıyoruz? Akıl dışı düşünme kalıplarıyla hayata yaklaşıyoruz. Akılcı kalıp risk göze alır. Esnek bakar, mutlakiyetçi bakmaz. Kendisini mutlaka verilerle destekler, test eder ve kazanır. Kazanma ihtimali daha yüksektir. Evet. Akılcı olmayan düşünceni de kaybetme ihtimali daha Evet. yüksek. Çünkü mutlakiyetçi bakıyor. Bu böyle olmalı. Neye göre? Dünya benim emrimle mi yürüyor? Hangi anayasaya göre? Ben olmadığımda dünya dönmeyecek mi? Bir de şu Dönmeye söz devam var, değil edecek. mi? Bir de şu söz var bu karar konusunda. Hayırlı işlerde acele ediniz var mesela. Tabii. Hayırlı güzel işlerde bence hızlı karar vermek, Aynen öyle. bekletmemek de çok Aynen önemli. öyle. Çünkü beklettikçe 100 ayrı fikir dünyamıza gelecek. Peki o 100 ayrı fikir midir dünyayı çeviren? Yüzü de Değil. birbiriyle çelişiyor. Demek ki biz aslında herkes kendi için iyi olanı önce seçiyor. Bizim için iyiyse zaten diğerine de iyi gelecektir. Bizim Evet. için iyi değilse referansımız o olmalı. Bir başkasına bu bir hayır mıdır, vicdanlı mıdır, merhametli midir, şefkatli midir? Vicdan içimizdeki Tanrı'nın sesidir. Dolayısıyla eğer bu sesi duyuyorsak bitmiştir. Bu sesi duymuyorsak benim tek sahikim paraysa, tek sahik motivasyonum kötücüllükse o da bir karar verecek. O zaten yüz ayrı Evet. sesi hiç Evet. duymaz. Hiç duymaz o. O Dolayısıyla direkt aynen gider. kendi kafasında gider. Ama hayırlı şey zaten diğerini empatik olarak kalbinde taşır. Hayır
düşünce zaten diğerini önemsemeyi bilir. Evet, evet, o yüzden evet. de temel ilkeyi zaten evet. bildiği için tekrar bunun üzerine çok çok üzülmenin, sıkılmanın, kaygının gereği yok. Gereği yok. Çok doğru. Kendimize eziyet etmeyelim. Kendi vaktimizi kahrederiz, kendi elimize eziyet ederiz. Çok doğru. Teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Çok güzel bir sohbetti.